Mücadele. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi, İslami bir hayat nizam olarak gönderen hesap gününün hakimi Allah'a hamd ederim. Salat ve selam Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, aline ve sahabelerine olsun. İmtihandayız. Allah Celle Celaluhu akıl ve iman nimetini verdiği için imtihandayız. İmtihandayız. Allah iyiyi kötüden, güzeli çirkinden, doğruyu yanlıştan, faydalıyı zararlıdan, adaleti zulümden, ayırma nimetlerini ihsan ettiği için imtihandayız. İmtihandayız. Allah bir seçme, seçtiğinde sorumlu olma özelliği olarak insana cüz'i irade nimetini verdiği için imtihandayız. İmtihandayız. Allah bir yol ve hayat nizamı olarak İslam nimetini kullarına ikram ettiği için imtihandayız. Bu imtihanı kazanmak çetin bir iştir ve yiğitlik ister, azim ister, sabır ister, sebat ister, mücadele ister. Bu imtihanı kazanmak isteyenler Kur'an ve sünnet kitabına sarılmak zorundadırlar. İman ve cihat bu imtihanı kazanmanın temelidir. İmansız ve cihatsız bu imtihanı kazanmanın yolu yoktur. Bu imtihan hak ile batılın, iman ile inkarın, tevhid ile şirkin, samimiyet ile münafıklığın, İslam ile haçlı batının, milli görüş ile siyonizmin, ıslah ile ifsadın, emek ile faizin, nikah ile zinanın, helal ile haramın, hayır ile şerrin, adalet ile zulmün mücadelesidir. Dünya hayatımız başından sonuna bir hak batıl mücadelesidir. Kur'an yürüyüş edebinden kapı çalmaya, devlet yönetme kurallarından devletler arası ilişkilere, aile içi ilişkilerden toplum hayatına kadar her şeyin en güzelini bize bildirmiştir. Allah Resulü'nü miladi 610 yılında Mekke'de peygamber olarak görevlendirmiştir. 13 senelik Mekke mücadelesinden sonra Efendimiz Medine'ye hicret etmiş, orada Saadet Devleti'ni kurmuştur. Bu Saadet Devleti'nde insanlar, kadınlar ve erkekler olarak tam bir huzur içinde yaşam imkanı bulmuşlardır. İçinde yaşadığımız modern, cahili zamanlarda ise insanlar, kadınlar ve erkekler olarak derin bir bunalım içinde hayat sürmektedirler. Kadınlar ve erkekler İslam'ın koyduğu ahkama uyarlarsa saadet bulurlar. Uymazlarsa belalarını bulurlar. Kadın ve erkekler nefislerini terbiye ve ıslah mücadelesini ihmal etmeden hayatlarını ilahi hükümler istikametinde düzenlemede yarış halinde olmalıdırlar. Bu yarış kadın ve erkeğin belirlenmiş hakları ve aile içi hiyerarşi korunarak yapılmalıdır. İtaat ve sadakat olmadan olmaz. Mücadelenin temel kurallarına bir göz atalım. 1. Allah'a ve Resulüne karşı kanun koymaya kalkanlar, kendilerinden öncekiler alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Bu ilahi bir hükümdür. Kafirler için küçük düşürücü bir azap vardır. 2. Göklerde ve yerde olanların hepsini Allah bilir. İnsanlar gizli veya açık ne konuşurlarsa konuşsunlar, bu konuşmaların tamamından Allah haberdardır. 3. Gizli konuşmalarda günahı, düşmanlığı ve peygambere karşı gelmeyi değil, iyilik ve takva konuşulmalıdır. Gizli konuşmalar şeytandandır. Şeytan, Allah'ın izni olmadıkça müminlere hiçbir zarar veremez. Müminler, Allah'a dayanıp güvenenlerdir. 4. Müminler namazı kılar, zekatı verir, cihad eder. Allah ve Resulüne itaat ederler. 5. Müminler, Allah'ın gazap ettiği bir topluluğu veli edinmezler. Gazap edilenler bizden değildirler. Bilerek yalan yere yemin ediyorlar. Gerçekten onların yaptıkları şey çok kötüdür. Onlar yeminlerini kalkan yapıp Allah'ın yolu İslam'dan insanları saptırıyorlar. Onların malları da oğulları da Allah'a karşı kendilerine bir fayda vermez. Onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır. Batıla sapanları şeytan etkisi altına almıştır ve onlara Allah'ın yolu İslam'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytan hizbi olanlardır. Şeytan hizbi olanlar kayıptadırlar. 7. Allah'a, peygambere ve İslam'a karşı ve düşman olanlar aşağılık kimselerdir. 8. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplum, babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk etmezler. İşte onların kalbine Allah iman yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedi kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah hizbi olanlardır. Kurtuluşa erecekler de sadece Allah hizbi olanlardır. Mücadele Allah ve Resulünün çizdiği sınırlar içinde olmalıdır. Allah ve Resulünün koyduğu emir ve yasaklara muhalefet etmek haddi aşmaktır.
Mücadele şuur ister. Bu asrın mücadele şuuru milli görüştür. Seçen seçtiği iledir. Hak batıl mücadelesinin önemli hususlarından birisi de seçenin seçtiği ile seçilenin seçenle imtihanıdır. Seçen seçtiğine yetki vermektedir. Seçilen ise seçen adına yetki kullanmaktadır. Seçilen faize dayalı sömürü düzenini savunuyor ve yürütüyorsa seçen bundan sorumludur. Seçilen real politik diyerek küresel zalimlere teslim olup Avrupa Birliği'cilik, Amerikacılık yapıyorsa seçen bundan sorumludur. Seçilen batılı hakka tercih edip şer için çalışırsa seçen bundan sorumludur. Oy verenler oy verdiklerinin hayır ve şer olarak yaptığı her şeye onay vermiş olmaktadırlar. Seçen seçimini doğru yapmak istiyorsa mutlaka milli görüşü ve onun tek temsilcisi Saadet Partisi'ni seçmek zorundadır. Sağlam ağaçlar en sert iklimlerde yetişir. Milli görüş hiçbir zaman rüzgara göre yön değiştirmemiştir. İlkelerinden, prensiplerinden taviz vermemiştir. Küresel egemenlere boyun eğmemiştir. Hangi şart altında olursa olsun yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya sevdasından asla vazgeçmemiştir. Amerika ne der, Avrupa ne der, Birleşmiş Milletler ne der diyen işbirlikçiler ve bunların peşine düşenler Milli Görüş'ün ve Saadet Partisi'nin değerini ölçemezler. Milli Görüş bana ne Amerika'dan, bana ne Amerika'dan hidayetine, ferasetine, dirayetine sahip olmaktır. Saadet Partisi geçmişte olduğu gibi bugün de bana ne Amerika'dan, bana ne Avrupa'dan, bana ne Birleşmiş Milletler'den diyebilen tek partidir. Bunun için Gazze olayında en ciddi teklifi kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu teklif şudur. 1. Türkiye'nin öncülüğünde derhal Filistin barış gücü oluşturulmalıdır. 2. Başta Türkiye ve İran olmak üzere İslam ülkelerinin tamamı bu barış gücüne asker vermelidir. 3. Bu güç İsrail'in her saldırısına misliyle karşılık verecek bir askeri teçhizat ile donatılmalıdır. 4. Bu barış gücü Gazzelilerin, Filistinlilerin can ve mal güvenliğini korumak için Gazze'de konuşlandırılmalıdır. Bu teklifi ancak Milli Görüş yapabilir. Başkası yapamaz. Çünkü Milli Görüş bu toprakların vicdanıdır. Milli Görüş bu toprakların tek çaresi, tek kurtuluş reçetesidir. Milli Görüş'ün mücadelesi onlar bakan, başbakan oldu, biz de olalım mücadelesi değildir. Milli Görüş'ün mücadelesi onlar ihale aldılar, biz de alalım mücadelesi değildir. Milli Görüş'ün mücadelesi onlar yalılara, yatlara, plazalara taşındılar, biz de taşınalım mücadelesi değildir. Saadet Partisi'nin mücadelesi hakkın ve hakikatin mücadelesidir. Saadet Partisi devletin malını yağmalayanların değil, devlet malıdır. Sedye kirlenmesin deyip çizmelerini çıkarmaya çalışan asaletin mücadelesini vermektedir. Saadet Partisi lüks gökdelenlerde ihale paylaşanların değil, son nefesini vereceğini bile bile elindeki oksijen maskesini arkadaşına verenlerin mücadelesini vermektedir. Saadet Partisi hak yiyenlerin değil, kömür karası bulanmış avuçlarındaki notta hakkını helal et oğlum diyenlerin mücadelesini vermektedir. Saadet Partisi eli nasırlı, yüreği hüzünlü çiftçinin mücadelesini vermektedir. Saadet Partisi evine ekmek götürmekte zorlanan asgari ücretlinin, açlığa mahkum edilen emeklinin mücadelesini vermektedir. Saadet Partisi bu sebepledir ki herkes sussa da susmayacak, bütün mazlumların sesi olmaya devam edecektir. Saadet Partisi tek başına son cumhurbaşkanlığı seçiminde bu asaletinden dolayı onurlu bir duruşu ortaya koymayı başarmıştır. Bu duruşuyla bütün dayatmalara karşı dik durmuş ve demokratur oyununun aleti olmayı reddetmiştir. Zafer, haklı bir zihniyetin, doğru bir metodun ışık tuttuğu, sağlam bir siyasetin çizdiği, üstün bir stratejinin gösterdiği ve ehil bir kadronun yönettiği aziz milletimizin özü olan Milli Görüş iktidarıyla mümkün olacaktır. Yeniden tarihteki yerimizi almak için birbirimizle kenetlenmeye, iyiye, güzele, doğruya, faydalı ve adil olana yani hakka hep birlikte koşmaya, adil bir düzenin kurulması için verilen mücadeleyi birlikte azimle yapmaya mecburuz. Vesselam. Milli Gazete, İsmail Hakkı Akkiraz'ın kaleminden.